وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها. عبد الله بن عمرو بن العاص diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma günü cumaya 3 sınıf insan gelir. Cuma günü cuma namazına 3 sınıf insan gelir. Bir, feraculun hadaraha bilagvin. Bir adam cumaya gelir. Fakat cumaya geldiği zaman bir şeyler konuşursa fezalike hazzuhu minha, ondan alacağı hiçbir şey alamaz. Hiçbir sevap alamaz. Bu bir. Cumaya gelir ama eli boş çıkar ya. Ve raculun, bir adam hadaraha bi duain fehuve raculun da'ahullah. Bir adam da cumaya gelir, imam minberdeyken Allah'a dua eder, Allah da dilerse onun duasını icabet eder. İkincisi, dünya kelamı konuşmuyor. İmam hani bak saati var diye imam hutbeye çıktıktan sonra kendi duyacağı kadar kendi kendine dua ediyor. Allah-u Teala dilerse diyor buna ne yapar? Duasını icabet eder. İnşa ata ve inşa mena. وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَغَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلَاهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. Bir adam da cumaya güzelce hazır olur. İmama yakın yerde oturur. Dünya kelamı konuşmaz. Kimseye eziyet etmez. O gel cumaya kadar günahlarına kefaret olur. Ve diyor isterseniz ve fazlalık da daha vardır. 10 günlük günahlarına kefaret olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam isterseniz şu ayet-i kerimeyi okuyun diyor. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emthaliha. Kim bir iyilik yaparsa onun karşılığı 10 sevaptır.